Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz şimdi yatırımlarda öne çıkan şirketlere bakacağız şimdi bir şirket yatırım yapmış olabilir bir önceki çeyreğe göre 10 kat 20 kat belki yıldan yıla belki de 20 kat 30 kat yatırımlarını arttırmış olabilir ama önemli olan hususlardan bir tanesi o yatırımların öz kaynağı oranı o yatırımların toplam varlıklara oranı o yatırımların piyasa değerine oranı bunlar bizim için önemlidir ee, biraz sonra size hemen şimdi göstereyim mesela örnek diyorum. Şöyle bir baktığımızda burada ufoku görüyorsunuz. 4 kat yatırımlarını artırmış ama şeye baktığımızda, toplam varlıklara baktığımızda oran yok. EU yok oran yok mesela. Eee 3,5 kat artırmış yatırımlarını ama e, bir etkisi yok. Yani kara bir etkisi olmayacaktır. O yüzden ee, özellikle işte öz kaynaklarına oranı, toplam varlıklara oranı, piyasa değerine oranı bunlar bizim için önemlidir ki yarın öbürsü gün o şirket o yatırımları kara dönüştürüp e, önümüzdeki günlerde esas faaliyet karına ya da net karına doğrudan bir etki yapabilsin diye. O yüzden şimdi böyle öncelikle bir bakalım ee, yıllık bazda yatırımlarını artıranlara baktığımızda Alarco Gayrimenkul, ECZYT, Hedef, Edata, Atlas, ERCB... Bunlar e, yıllık bazda yatırımlarını en fazla artıran şirketler olarak karşımıza çıkmıştır. Tabii burada e, özellikle şuradaki orana da bakacağız. Mesela bunların içinde bak algaya o mu RCB mi? RCB. Niye? Erciyes boru. Yani burada toplam varlıklarına oranı %38'dir. Yani bu önümüzdeki zaman dilimi içerisinde kara çok büyük bir etki buradan gelebilme durumu söz konusu olabilir. O yüzden mesela e, Evet yatırımlarını arttırmış mesela Al Alarko Gayrimenkul ama toplam varlıklara oranı çok düşük. Olduğu için biz çok böyle fazla kale almıyoruz. Mesela burada ERCB şu an birinci sırada tamam mı? Hemen ikinci sırada baktığımızda Güler Holding %27 orana idare eder güzel. Etiler varmış. Bu DNS mesela çok güzel. 6 ee, kat arttırmış ama... Maddi duran varlıkların toplam varlıklara oranına baktığımızda yüzde %51'dir. Bu da karlılık açısından çok önem arz edeceğini söyleyebiliriz. Mesela burada Erecebe 2174 oranında yatırımlarını artırmış. Sermaye oranı %38'miş. Bu da e, güzeldir. Onun için hemen dönüyoruz şuradaki. E, sıralaya bastığımızda yatırımların öz kaynağı oranı yani öyle bir yatırım yapmış ki şirketin öz kaynağından bile daha güçlü bir yatırım yapmıştır. Daha maddi duran varlığı vardır. Daha böyle e, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bunları kara dönüştürme potansiyeli yüksek olan şirketlerde. Çeyreksel bazda baktığımızda mesela Netaş %8 oranında yatırımlarını artırmış ama Totalde baktığımızda öz kaynakları belli ki çok güçlü değil. Yapmış olduğu o maddi ve maddi olmayan duran varlıkları burada öz kaynağı böldüğümüzde ciddi bir oran çıkıyor. O yüzden mesela çok farklı şirketleri böyle hiç bilinmedik şirketleri büyük potansiyelli şirketleri kaçırabilme durumumuz söz konusu olabilir. Şimdi keza şekil ağda görüldüğü gibi mesela Netaş bilançodan sonra ki evrede dikkat ederseniz grafiğine baktığınızda nasıl müthiş ralliler yaptığını görebilme durumunu söz konusu olabilir. O yüzden bu tarz e, hisseleri örnek mesela e, şöyle toplam varlıklara oranı ya da şöyle piyasa değerine göre oranına baktığımızda yani bu tarz şirketleri kaçırmamak için mutlaka bilançodan bilançoya bu veriler takip edilmesi gerekiyor. Çünkü inanılmaz laliler yapıyor bilançodan sonra Ciddi anlamda mesela adamlar Aracı kurumlar yatırımcılar Büyük yatırımcılar temel analizi bilen adamlar Şuradaki listeye bakıp Hemen böyle bakıyorlar bilinmedik bir şirket Var mı Aa, mesela Gleyho mu Gleyho Alıyorlar e şimdi baktığımızda Gleyho iki dönemdir <laughs> 1.5 TL'den 2 TL'den 2.5 TL'den 7-8 TL'ye gitti Nettaş yine aynı şekilde Batusek'e inanılmaz gitti e, Aghol inanılmaz gitti e, Migros inanılmaz gitti. Bioen, Anadolu Efes, Zoren, Diginmo, Aydem inanılmaz gittiler. Ve hala birçoğu gitmeye devam ediyorlar. O yüzden mutlaka ama mutlaka şirketlerinizi seçer iken e, yatırımlarını bulacaksınız. Şimdi yatırımları nereden bulacağız hocam? Yatırımlar bölümü demek ne demektir? Şimdi iki çeşit var aslında. Birincisi maddi ve maddi olmayan duran varlıkların toplamı bölü öz kaynaklar. Tamam. Öyle yapacaksınız. Mesela şey, e, e, hangi ise e, RCB mi mesela ya da Gleyho mu ya da ne bileyim ne taş mı? Alacaksınız maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını toplayacaksınız onu neye böleceksiniz? öz kaynağına böleceksiniz. onu neye böleceksiniz? toplam varlıklarına böleceksiniz. onu neye böleceksiniz? piyasa değerine böleceksiniz. onu neye böleceksiniz? satışlarına bölebilirsiniz. onu neye bölebilirsiniz? esas faaliyet karına bölebilirsiniz. O yüzden bu tas e, oluşumları sürekli yapabilme durumunu söz konusu olabilir. Kısa vadede böyle yani hemen e, aslında size bir e, bilgi olacağını, eğitim tadında olacağını düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Şimdi hemen tekrar videomuzun konusuna gelelim. Şimdi e, yatırımların e, öz kaynağı oranı güçlü olan şirketler, en fazla arttıran şirketlere baktığımızda Netaş, Batı Söge, Aghol, Gleyho, Aksuye, Migros, Anadolu Efes, Bioen, Zoren, Digilmo, Aydem. Buradan da hemen şöyle oranları da görebiliyorsunuz. %254 değil mi? Şöyle bir baksak. Evet %254, %254. E, Pınsu, Dokta, Soktaş, Batı Çimento, Baskas, Ölker... Türk Telekom, Silver, İzmir Demirçelik, Tav Havalimanları, Naten, Celha, Tücelik, Royal gibi şirketler varmış. Bu kadar yeterdir yani. Şimdi hemen böyle yatırımların ıı, öz kaynak oranlarına baktıktan sonra neye bakacağız? Yatırımların toplam varlıklara oranı en fazla artan şirketlere bakacağız. Burası da bizim için önemlidir. Şimdi buraya baktığımızda Karya varmış. Hemen Karya'nın bir de diğer kalemine de, de bakmak gerekiyor. Yani sadece ıı, bununla... Sınırlı kalmamak gerekiyor. Şimdi kariye baktığımızda burada yatırımlar bölü üst, üst kaynaklara baktığımızda burada %140'lık bir artış var. Yatırımlar bölü toplam varlıklar% %93. Yatırımlar bölü piyasa değeri %100. Yani piyasa değerinden daha fazla yatırım yapmış bu şirket. Bu da bizim için önemli nüanslardan bir tanesi. Hemen şöyle bir baktığımızda. Ee, Zebur var, IGS var, Aydem var, Konse var, Pamel var, Smart var, Ak Enerji var, Magen var, Batı Çimento var, Naten var, Esen var. Tabi şimdi Eten Nansen neden bu kadar yükseldi? Magen neden bu kadar yükseldi? Ya da Aydem neden bu kadar yükseldi? Karya neden bu kadar yükseldi? Ee, bu tarz soruların cevabı aslında çok farklı yerlerde olabilir. Çok farklı teoriler atılabilir. Ama en büyük etkenlerden bir tanesi ciddi anlamda yatırımlara gittiğini görebilmektir. E, bu e, videonun bir de ikincisini çekmek istiyorum özellikle e, yatırım harcaması en fazla olan şirketler onlar da bizim için önemlidir çünkü e, o nüans e, bence e, yatırımın e, çok fazla e, bilinmeyen bir kısmıdır yani nakit çıkışı adam e, maddi duran varlık aldığı için nakit çıkışı gerçekleştirmiş onu da bilançoda aktarmış. O yüzden e, o oradaki videoyu da mutlaka izleyin. Onu ne zaman atarım bilmiyorum ama çok yakın bir zaman dilimi içerisinde onu da atacağım. Açıkçası söylemek gerekirse yani kusursuz çalışan bir şirket ve genel itibariyle burada çıkan şirketleri e, son bir aylık e, periyotlarına baktığımda inanılmaz hisseler kaçırmışız meğerse. E, ama ikinci videoda e, çok daha detaylı çok daha böyle nokta atışları e, olacağını düşünüyorum. Ama e, inanılmaz bir yöntemdir. Mutlaka bu yöntemi deneyin. Hangi şirketi alın, e, alırsanız alın öncesinde e, buradan maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını toplayacaksınız. Bilanço kaleminde var. Onu neye bö böleceksiniz? Toplam varlıklara böleceksiniz, öz kaynaklara böleceksiniz, piyasa değerine böleceksiniz. Gerekirse satışına böleceksiniz, gerekirse fabokuna böleceksiniz, gerekirse de esas faaliyet karına böleceksiniz. Oradaki oranların yüksek olması bu şirketin karlılığı açısında önümüzdeki zaman dilimi içerisinde o yatırımların kara dönüştürmesiyle şirketin e, üzerindeki baskılar eriyip bir anda ralliye sebep olabilecek etkenlerden bir tanesidir. Evet sadece bir tanesi Evet şöyle devam edelim. Jante, Batusöke, Pınsu, Nuthol, Lider, Ayen, Gleyho, Aksen, Turex, Odaş gibi şirketler varmış burada. Hemen şöyle bir baktığımızda yatırımları piyasa değerine göre baktığımızda. Yani şimdi şu mantık şudur. Yani öyle bir yatırım yapmış ki maddi ve maddi olmayan duran varlık alımına gitmiş ki son çeyrekte. Piyasa değerinden bile daha fazladır. Şu an Piyasada görmüş olduğu, borsada görmüş olduğu piyasa değerinden bile daha fazla yatırımı olan şirketlere bakıyoruz. Burada büyük güçlü şirketleri görebilme durumunuz söz konusu olabilir. Saçma sapan şirketleri görmüş olabilirsiniz. Bu da aslında bize bir tüyo gösteriyor önümüzdeki zaman dilim içerisinde. Tabii ki bilançoyu e, almamışlarsa. Hemen şöyle bir bakacağız. Agol neden bu kadar gitti? 20 TL'deki halini şu an dün gibi hatırlıyorum. Ama baktığımızda inanılmaz bir yatırım var yüzde 365 aynı zamanda yatırımların toplam varlıklarına böldüğümüzde yüzde 50 50 oran iyidir yatırımların öz kaynağı oranı buraya baktığımızda 600 çok iyi bir oran ak enerji varmış burada piyasa değerinden daha fazla yatırım yaptığını görebiliyoruz hocam burası neden eksi çünkü öz kaynağı eksi de olan şirkettir ve ama şöyle baktığımızda şirket kara değil de Sadece yatırımlara yöneldiğini görebiliyoruz. Büyümeye oynadığını görebiliyoruz. Bu da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde e, neye neden olacaktır? Şirketin daha karlı bir pozisyona gelebilme durumu söz konusu olabilir. Onu da söyleyeyim. Tabii ki bir şirketin öz kaynağı eksi olması kesinlikle ama kesinlikle çok olumsuz bir durumdur. Örnek Vikingler. E, o yüzden e, bu şirketin de bir an önce... Bence bu bilançodan sonra artık o öz kaynaklarını kara dönüştürebilme durumu söz konusu olabilir. Şimdi Anadolu Efes varmış, e, Gleyho varmış. Ondan sonra Zoren varmış, Tavava Limanları, Nuthol, Aydem, söke Mesela e, söke e, ciddi anlamda prim yaptı son 1 ayda, 2 ayda, 3 ayda. İnanılmaz gitti. İşte bunun sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. O, Mazar Zorlu Holding buraya baktığımızda o da yatırım yapmış. Tektü'ye baktığımızda o da aynı şekilde yatırım yapmış. Kariye var yani inanılmaz yatırım yapmış. Birsan var güzel yatırım yapmış. Soktaş, Sekur, Güler Yatırım Holding, Esen, Menderes, Viking, Naten, Batı Çimento, Pınsu, Uşak, Royal gibi şirketler de bulunuyor. O yüzden bunlar bizim için önem arz ediyor değerli dostlar. Ee, yarın öbürsü gün... E, bu şirketler daha da fazla gidebilme durumu söz konusu olur ise bilin ki e, şirket yani de, ederinin de üstünde işlem görecekler ise nereden neyden kaynaklanıyor olabilir şirket yatırımlara gidiyor e, bu yatırımlar sonucunda şirket ne yapıyor efendim e, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde daha fazla kar elde edebilme durumu söz konusu olabilir diyoruz ee, özellikle mesela adamlar e, bana yazıyorlar hocam yatırımlarını artıranlar işte şu şirket daha fazla yatırımını artırmış ama bakıyorsun o yatırım maddi duran varlıklarını toplam varlığa böldüğümüzde aslında 0,11 çıkıyor yani bunun bir anlamı yok bu isterse 100 bin kat maddi duran varlık alımına gitsin ama toplam varlıkların oranına böldüğümüzde bu yüzde bir ise yüzde iki ise yüzde üç ise bir şey ifade etmiyor. Ama böyle mesela şunu yüzde otuzluk gibi yüzde bir dilim görürseniz beğeneceksiniz ya da BLC gibi yüzde yirmi de olabilir. DNS ısı bu da olabilir ama en önemli hususlardan bir tanesi öz kaynağa göre toplam varlığa göre piyasa değerine göre ve siz burayı Satışlara göre de yapabilirsiniz. Favo'ya göre de yapabilirsiniz. Esas faaliyet karına göre de yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi bir şirketi almadan önce mutlaka zaten bilançosu dönemindeyiz. Bakın burada bilançodan sonra ciddi anlamda hareket eden şirketler vardır. O yüzden bir sonraki bilançoda mutlaka bu ıı, özelliğe bakın. Bir şirket yatırıma gitmiş mi gitmemiş mi buradan anlayabilirsiniz. Ee, özellikle e, indirgenmiş nakit akım yönteminde e, nakit akışlarında şey var. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları var. Oraya da bir bakın. Onunla ilgili bir video daha çekeceğim inşallah nasıl kısmet olursa. Orada işte yatırım harcaması ne kadarmış, nasılmış, öz kaynağı göre nasılmış, toplam varlığa göre nasılmış, piyasa değerine göre nasılmış, Favo'ya göre nasılmış. Orada ayrıntılı bir şekilde tekrar aktaracağız. Asıl bomba o videoda olabilir. Ama dediğim gibi buradan mesela bunu sağlamasını yapmak istiyorsanız bilanç sonra mesela Akol'un grafiğine bakacaksınız. Ak Enerji'nin, Gleyho'nun, Zore'nin, Tavava Limaları, Nutol'un, Aydem'in ya da ne bileyim buradan şeye bakacaksınız. Ee, hatta şuradan bakalım. Bak, mesela Netaş'a ne bakacaksınız. Batı Söke, Akol, Gleyho, Aksue, Migros, Anadolu Efes, Bioen, Zoren, Do Diginmo yani Doğanlar Mobilya gibi şirketlere bakabilirsiniz. Hemen şuradan bunlara da baktığınızda Karye, e, bu Zevuri hiç bilmiyorum. Ayces, e, Aydem, Konse, Pamel gibi şirketlere baktığınızda aslında bilançodan bilançoya belki de daha e, ya şey yapmış olmayan insan, şey de var olabilir. Neydi ismi? E, yani böyle hareket başlamamış olan şirketler de olabilir. Yani Böyle e, bilançodan sonra böyle ciddi anlamda potansiyel barındırıp özellikle buradaki seviyelere baktığımızda mesela %300, %400 artmıştır buradaki yatırımlar ama fiyata yansıtılmamış olan şirketler de var. İşte orayı kaçırmamak gerektiğini düşünebiliriz değerli dostlar. Evet benden bu kadar. O da Twitter'dan bir dostumuz hocam yatırımlarını en fazla artıran şirketlere bir bakar mısınız diye Bundan sonraki bunun ikinci versiyonu büyüme hisseleri. Büyüme hisseleriyle ilgili bizim kafamızda çok soru işaretleri oldu. Herkes elindeki hisseyi büyüme hissesi dedi ama büyüme hissenin bazı kriterleri var. O kriterlerine değineceğiz. Ondan sonra o yatırımlarına değineceğiz. Bazı şirketlerin yatırımlarına değineceğiz. O yatırımlar sonucunda ne kadar kar elde edebilme durumu söz konusudur. Ona değineceğiz. Ve önümüzdeki bilançolarda ve önümüzdeki yıllarda. Bakın bir yatırımcı önündeki çeyreğe göre değil önündeki yıllara göre bakıp o şirketin geleceği hakkında fikir sahibi olabilen insanlara yatırımcı denir. O yüzden e, buradaki e, bütün nüansları e, o videoda detaylı bir şekilde anlatacağımı belirtmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar.